arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Günlerden pazartesi aşçı annemin iş yerindeyiz. Benim annem 30 kişilik bir sanayide yemek yapan bir aşçı. Bugünkü menümüzden hemen bahsedelim, artık başlangıçları çok uzun tutmak istemiyorum. Bugün ilk defa size göstereceğimiz bir yemeği yapacağız, daha önce yapmadığımız. Anneciğim, menüden bahsetmek ister misin? Bir merhaba de. Öncelikle merhaba, cümleten ayrı sabahlar. Bugün menümüzde rostu köfte var, pirinç pilavı ve bulgur pilavı yapacağız. Şehriye çorbası yapacağız. Arkadaşlar, bilmeyenler için söyleyelim. Bulgur pilavı yemeyenler için pirinç pilavı. Yani iki türlü yapmasının sebebi bu. Yanında mutlaka yoğurt vermemizin sebebi de yine burada sanayide çalıştıkları için annem bazen de yoğurt da verebiliyor. Şimdi hemen başlayacağız. Anneciğim, söylemek istediğim bir şey mi var? Bugün karpuz var. Karpuz da verebiliriz. Yoğurt isteyene yoğurt, isteyene karpuz vereceğiz. Tamam. Şöyle hazırlıklarımızı da ufaktan göstereyim. Bu arada arkadaşlar, şuna başlamışken şu rondoyu, hatta anneciğim kaldıralım gösterelim. Şu rondoyu defalarca ben söylemişimdir. Siz de bayağı sordunuz. Biz bunu uygun AVM'den aldık. Şu an fiyatı eminim 150 lira üzerindedir. Siz internetten baktığınızda yaklaşık 300 lira falan olduğunu söylemiştiniz bana. Tekrar söylüyorum, bu rondoyu biz uygun AVM'den aldık. Başka bir yerde satılıyor mudur bilemiyorum. Videonun başında da söylemiş olayım kaçıranlar için. Çok kullanışlı bir rondo olduğunu da söylemiştik. Hazırlıklarımızda şöyle 3 kilo orta yağlı kıyma var. Bu soğanların hepsini kullanacak mıyız? Hepsini kullanacağız. Tamam. Bir de maydanoz çıkartacağım şimdi. Evet, şimdilik ben size aşama aşama göstereceğim. Bir de şurada gözükmüyor ama sarımsak var. Ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk olarak 3 kilo kıymamızı kabımıza alıyoruz. Şimdi şu rondomuzda soğanlarımızı alıyoruz. Şöyle burada doğramasını burada yapacağız. Bu arada arkadaşlar, bu da ekmek kırıntısı, yani annem kalan ekmekleri değerlendiriyor. Galeta unu gibi yapıyor. Şu üsttekiler biraz büyük büyük ama normalde annem toz halinde yapıyor. Bayağı bir eziyor. Galeta unu da koyacak mısın anneciğim, yoksa sadece ekmek mi? Sadece ekmek. Tamam. Şu sarımsaklarımızı da ekliyoruz. Bu 3 kiloluk ölçü 30 kişilik için. Yani soğanı çok koymanıza gerek yok. Evet. Bu soğanlar kıymayla buluşuyor. Bakın ne kadar güzel doğradı. Evet, maydanozlarımızı da şimdi rondomuza alıyoruz. Maydanozlar da bir güzel doğrandı. Şöyle bakalım arkadaşlar. Belki elde doğranandan daha küçük küçük yapmıştır. Bakın annem içinde maydanoz bırakmadı. Kıymayla kenarlarını sıyırdı. Asla telef etmez, israf etmez. Maydanozlar tamam. Şöyle birinci bardak ekmek kırıntımızı koyduk. İkinci bardak. Ve toplamda 2,5 bardak ekmek kırıntısı koyduk. Siz galeta unu da koyabilirsiniz yoksa evinizde. Yoğurmadan tuzunu da ekliyoruz. Baharatlarını ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı kimyon koyduk. Ama tepeleme değil. Biraz mı koyduk? Tam bir kaşık. Tam bir kaşık. Pul biber de koyuyoruz. 1,5 kaşık. Ve kıymanın olmazsa olmazı bir kaşık karabiber. Malzememiz çok olduğu için arkadaşlar yumurtamızı fazla koyuyoruz. Hani yumurta dağılmasını önlüyor değil mi? Aynen. Yani köftelere az koyuyorum yumurta ama bu riski göze alamayız. Şimdi rostlu köfte ya, dağılır mağılır belli olmaz. Tabii bazen kıymadan dolayı bir aksilik olabiliyor. Şimdi artık yoğurmaya geçiyoruz arkadaşlar. Artık annemin eline kuvvet, kollarına kuvvet. Evet arkadaşlar, yoğurma işlemimiz bitti. Biraz dinlenmesi için üstünü kapatacağım ve sonra devam edeceğiz. Annemin iş yerine böyle yüklü alışverişler yapılıyor, yapıldı mı? Soğan ve patates de bu şekilde. Annem şöyle patateslerini çıkardı. Hepsi doğranmayacak tabii.
Rostu köftenin yanına her zaman patates püresi çok güzel gider. Ama yine istemeyenler olur. Onun yanında da annem yine pilav verir artık isteğe göre. Şimdi kıymamız dinlenirken biz de patates püremizin patateslerini halledelim. Evet. Patateslerimizi soyduk. Şimdi şöyle annem bir güzel yıkıyor. Pişmesi kolay olsun diye şöyle doğrayarak haşlayacağız. Bütün atsaydık çok geç pişerdi. Patateslerin hepsi tamam. Suyumuzu da ekliyoruz. Pişme aşaması için şöyle tuzunu da ekliyoruz. Ve ocağa aldık. Patates püresi de şimdi pişmek için hazır. Arkadaşlar rostlu köftemizin üzerine dizmek için domates ve biber kullanıyoruz. Normalde başka şeyler kullanılmıyor diye biliyorum. Sadece bu iki sebze. Şimdi bunları da şimdiden hazır edeceğiz. Yani rostlu köftenin üzerine sos şeklinde olacak bunlar. Güzelce yıkayalım. Şimdi annem şöyle rostumuzun hazırlığını yapıyor. Yağlı kağıdını alt tabana serdi. Şöyle bir kıymasını da toparlıyor. Şimdi annem tepsiyi ikili şekilde koyacak. Burada ayırmasını yapıyor. İlk olarak birinciyi halledelim. Şimdilik yağlı kağıdı aldık altından. Şöyle toparlıyor. Çok güzel bir yemek oluyor arkadaşlar. Eğer hiç evinizde denemediyseniz. Bakın bayağı annem şöyle toparlıyor. Evet, köftemizi alıyoruz. İkinci köfteyi de şuraya getireceğiz. Şimdi ikinci köftemizi yapıyoruz. Annem burada şekil veriyor. Burada tepsiye koyacak. İkinci kıymamızı da aldık tepsimize. Şimdi burada da annem şu birinci gibi güzelce şekil verecek. Şimdi fırına atmadan önce salçalı sosuna başlayacağız. Şöyle salçamızı alıyoruz. Ilık su. Biraz kıvamlı olması gerekiyor salçanın. Böyle fırça yardımıyla kıymanın etrafına sürüyoruz. Birincisi tamam. Evet, rostolarımız fırına girecek. Şöyle fırınımızı açtık. Bakalım inşallah rast gider. Ve kapatıyoruz artık. Rostonun sosunu hazırlıyoruz. Şimdi tereyağımız erirken biz de sosumuzun biberlerini şöyle doğruyoruz. Göstermeyi unuttuk arkadaşlar. Sıvı yağ da ekledik biraz. Şimdi domateslerimizi de halledeceğiz. Güzel güzel doğruyoruz. Bu iki sebze sos olarak üstüne dökeceğiz arkadaşlar. Evet, domatesleri de koyuyoruz. Arkadaşlar biberlerin çok fazla pişmesine gerek yok. Fazla öldürmüyoruz. Biraz diri kalması lazım. Biraz tuz da ekledik. Sostan kalan salçamız vardı. Onu biber domates karışımına ekliyoruz. Kalmasaydı yine aynı şekilde yapacaktık. Böyle bildiğiniz sulu bir sos olacak. Biraz pul biber ekliyoruz. Biraz da kek kaşığı ekliyoruz. Sosumuza sıcak su koyuyoruz. Çok az. Şöyle kıvamı şöyle. Ve arkadaşlar patates püremiz için patateslerimizi süzüyoruz. Piştiler. Şimdi kabımızı aldık patateslerimizi. Şöyle çırpıcıyla annem ezmeye çalışacak. Tereyağını koydu.
Bu aşamada karabiberini de ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz süt ekliyoruz. Arkadaşlar püremizi göz kararı ekliyoruz sütünü. Evet, sıkılaştıkça koyuyoruz. Çünkü patatesin türüne göre değişir bu. Evet arkadaşlar, rostomuza bakıyoruz şimdi. Çok güzel duruyor valla. Hey maşallah. Evet, tekrar öteki tarafını çevirdik, fırına koyduk. Evet arkadaşlar, püremiz hazır. Bunu kenara alacağız. Servis zamanında artık tekrar püremizi gösteririz. Pirinç pilavımızı ölçüyoruz şimdi. 7 bardak pirinç koyduk. Tuzunu ekliyoruz. Ve sıcak su. Sıcak suyunu da ekledik. Bir güzel karıştırıyoruz. Böyle biraz bekleyecek. Pirinç pilavımızın suyunu süzüyoruz. Pilavımızla başlıyoruz. Sıvı yağımızı koyduk. Arpa şehriyemizi de koyuyoruz. Pirinçlerimizi de ekliyoruz. Tereyağımızı da ekledik. Ve karıştırıyoruz. Suyumuzu da ekliyoruz. Tuzunu da ekliyoruz. Pilavımızın kapağını kapatıyoruz. Çorbamızın yapımına başlıyoruz. Tereyağımızı aldık. Biraz sıvı yağ. Şöyle bir kaşık un koyuyoruz. Güzelce kavruldu. Salçamızı da ekliyoruz. Ve salça da kavrulsun. Pul biber. Ve toz biber. Karıştıralım. Su ekliyoruz. Şöyle şehriyemizi de koyuyoruz. Tuzunu da ekliyoruz. Ve kapağını kapattık. Evet, şöyle tekrar bir kontrol yapıyoruz. Oo, çok güzel duruyor. Evet, büyük bir ihtimalle son kez bakıyoruz arkadaşlar ve çıkaracağız. Son halinde size göstereyim. Çok güzel duruyor. Çorbamızın nanesini ekliyoruz. Çorbamız şöyle birkaç dakika kaynadı ve artık altını kapatabiliriz. Evet, hazırlıklara başlıyoruz arkadaşlar. Annem her zamanki gibi kutulara koymak üzere ekmekleri kesiyor. Evet arkadaşlar, şimdi rostomuzu bir güzel halledelim. Şu annem tahtasını aldı. Evet, işimiz rast gitsin. Nasıl işte göstereyim. Şimdi köftelerimizi diğer tepsimize aktarıyoruz. Şu annem güzelce diziyor. Aa, ekmek dilimi gibi olmuş. Çok güzel. Arkadaşlar bunu yaparken siz bayağı soğumasını bekleyin. Şu an sıcak olduğu için ve bizim saatimiz geçti. Biz söylemedik ama bugün biraz geç geldik. Annem acele ediyor. Siz soğukken kesmeye çalışın. Arkadaşlar ikinciyi de tahtamıza alıyoruz. Şimdi bunu da kesmeye başlayacağız. Şöyle annem uçlarını bu şekilde buraya da koydu. Evet arkadaşlar, şu burada soğurken biz dedik ki diğerini yapalım. Bu
Bunu tekrar fırına atacağız çünkü. Köftesinin tadına baktık. Efsane olmuş. Kimyon yakışmaz demeyin. Kimyon çok güzel bir tat veriyor. Evet. Birinci tepsimiz fırına gitmek üzere geldi. Şimdi diğer tepsimizi de yapacağız. Şimdi bunları da dizelim. Şunlar da köşelenir. Evet. İkinci tepsimizi sosunu da ekliyoruz. Arkadaşlar pilavımızın altını da kapattık. Arkadaşlar karar değiştirdik. Bulgur pilavı yerine erişte yapacağız. Sıvı yağın ardından tereyağımızı da ekledik. Eriştemizi de ekliyoruz. Suyumuzu da ekliyoruz eriştemizi. Karıştırıyoruz. Biraz tuz. Ve kapağını kapattık. Evet. Rostomuzun ilk tepsisini şöyle bir kontrol edelim. Güzel olmuş. Çok güzel gözüküyor. Evet, ikinci tepsiyi koyacağız şimdi. Ya. Şöyle alalım. Arkadaşlar ikinci rostomuzu kapanış videosunda göstermeyeceğiz ama ikinci tepsimiz de pişti. Şuradan ekmeğimizi atıyorum. Evet bakın annem şöyle bayatların ekmeklerini koyuyor ve videonun başında gösterdiğimiz kuru ekmeklerden yapıyor. Vallahi bu tepsi de harika gözüküyor anneciğim. Evet. Götürelim. Servislerimizi açmaya başlıyoruz. Bardaklar ve çatallar tamam. Evet arkadaşlar videonun başında söylemiştik karpuz vereceğiz diye. Şimdi annem servis öncesinde karpuzları da şu tepside hazır bulunduracak. Bu şekilde dilimleyerek servis veriyor. Dilimleri biraz büyük yapmıyorum. Çok küçük yapmıyorum. Bir yerde görmüştüm. Ha bir otel. Böyle servisini bu şekilde kabuklarıyla veriyordu. Bir an kafam oraya gitti. Ben de fazla küçük yapmayayım, büyük yapayım. Çünkü kimin ne zaman geleceği belli olmadığı için sulanıyor karpuz. Evet. Şöyle patates püremiz. Arkadaşlar bugünkü menümüz de hazırlandı. Vallahi çok kısa bir sürede annem bütün yemekleri çıkardı. Bugün ekstra bir saat geç başladık ama annem maşallah bitirdi. Şöyle rostumuz, karpuzumuz, pirinç pilavımız, tane tane ve burada da şehriye çorbamız var. Anneciğim ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Yanlara şifamız. Servisimize ilk olarak çorbamızdan başlıyoruz. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle alalım. Biz tüm ikram edeceğimiz şeyleri göstereceğiz. Şöyle püremizden de alıyoruz. Biz tabanına koyacağız. Yeter, şişemiz var şimdi. Şöyle her kişi ikişer tane olacak şekilde. Biraz da sosundan koyuyoruz. Oh, çok güzel duruyor.
Artık kim hangisinden isterse arkadaşlar. Şöyle pirinç pilavımızdan da koyuyoruz. Eriştemiz yetişirse erişte de koyarız. Yetişti, yetişti. Şöyle. Bugün menü biraz zengin. Zamanın da kısıtlıydı anneciğim. Dumanı üstünde. Eriştemizi de şimdi koyuyoruz. Şöyle eriştemizi de aldık. Patates püresi eşliğinde rostumuz. Terşehriye çorbamız. Pirinç pilavımız, karpuzumuz ve eriştemiz. Yiyenlere afiyet olsun. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun da artık sonuna geldik. Yemekler burada servis edilmeyi bekliyor. Vallahi Rosso'nun tadına baktık, o kadar güzel olmuş ki anlatamayız size. Şöyle bakın, canlı canlı da göstereyim. Tam da saati geldi. Anneciğim ellerine sağlık, yine her şey çok güzel olmuş. Biraz geç kaldık bugün. Servisimiz geç geldi. Biz yine de yetiştirdik. Hani sonradan erişte yapılıyordu. Ne oldu ona? Yani erişte sadece bulgur pirinç yemeyip bulgur yapıyoruz ya her zaman. Hı hı. Bulgur yiyecek kişilere yaptık erişteyi. Şöyle ışığa doğru gidelim. Arkadaşlar kapanış açılış videolarını bile aynı yerden yapıyoruz. Size daha böyle iyi bir ışıktan çekebilmek için. Umarım bugün de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.